Büyükelçisi Karlov suikastinin tıpatıp benzerinin FETÖ yayın organlarından birinde uzun süre önce sahnelendiği iddia edildi. İşte o iddialara göre Nizama Adanmış Ruhlar dizisinin 89. bölümünde Rus Büyükelçiye yapılan suikastle birebir örtüşen birçok detay var. On gün önce gerçekleşen Büyükelçi suikastinin FETÖ'nün kapatılan kanalı STV'de bundan 2 yıl önce yayınlanan bir dizisinde neredeyse birebir sahnelendiği ortaya çıktı. En çok bu eseri görmek istemiştim. Dizinin adı Nizama Adanmış Ruhlar. 2014 yılında dizinin 89. bölümünde Rus Büyükelçi'ye suikast konu ediliyor. Ankara'da olduğu gibi Büyükelçi bir resim sergisine katılıyor. Geri dönüş yok. O adam bu akşam ölecek. Büyükelçi rolündeki kişi eşiyle birlikte sergiyi geziyor. Garson kılığındaki tetikçi silahını çekiyor. Ama korumalar tarafından fark edilince vuruluyor. Tamam Büyükelçi, tamam. Ekipleri burada. Suikast o an başarılı olmuyor ama Büyükelçi olay yerinden ayrıldıktan sonra yıllar önce Rus Büyükelçinin yanına sızan sevgilisi tarafından gerçekleşiyor suikast. İşte o sahnede verilen mesaj dikkat çekiyor. Ülken adına Türkiye ile yapacağın anlaşmayı engellemek zorundayım. Bunun için seni öldürüp ülkeleriniz arasında büyük bir kriz çıkmasını sağlayacağım. Anladın mı şimdi? Suikastin zamanlamasına ilişkin verilen mesaj Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesindeki süreçle birebir örtüşüyor. Bir gün sonra Suriye'deki savaşın bitirilmesi için Türkiye, Rusya ve İran Moskova'da bir araya gelmişti. Rus Büyükelçi ise Moskova'daki anlaşmadan bir gün önce öldürüldü. Suikastları geliyor! Dikkatli olun! Tetikçi Mevlüt Mert Altuntaş buradan canlı çıkmayacağım diye bağırmıştı. Aynı diyaloglar dizide de geçti. Tüm bunlar FETÖ'nün suikast provası olarak yorumlandı. Sefil-i Kebir Hazretleri şeref verdiniz. Hoş geldiniz. 121 bölüm yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar dizisi 2015'in Kasım ayında STV'nin kapatılmasıyla sona erdi. FETÖ elebaşı Gülen'in senaryoları satır satır okuduğu ve onay verdiği FETÖ soruşturmalarıyla ortaya çıkmıştı.